Yo 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 hepiniz selamlar ben Ercan'ım ve bugün sizlerle uzun zamandan beri yapmadığım bir gündem videosu ile sizlerle normalde drama videoları yapıyorduk gündem videolarındansa çünkü böyle her gün her gün birden fazla drama ya da birden fazla değerlenilecek haber çıkmıyordu o yüzden tek bir fokus kısmını yapıyorduk fakat bugün ekranda görmüş olduğumuz dedemizin çok güzel bir draması çıktı ve bence de muazzam bir cevap verdiğini söylemem gerekiyor Torin denilen bir tane Yavuşak diyeceğim var ee, bu e-spor sahnesinde. Yıllardan beri I am e-sports olarak gezen bir insan. Şahsen ara sıra yoruyor da Torin'in kendisi. Ama yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Eee birden fazla daha önceden pro oyuncuyla atışması oldu. Sadece CS ile bitmiyor. Ben LOL'cuyum bilmiş olduğunuz üzere. LOL e-spor koçluğu yapıyorum. LOL ile hiç ama hiç susmasını bilmeyen bir herif. O yüzden ben de yıllardan beri blokluydu. Tweetleri ilk başa görmedim. Ekstra bloğunu açıp bakmam gerekti. Durum böyle olunca da birazcık dramaya geç kalmış olabilirim diye düşünüyorum. Fakat bunlardan bahsedeceğiz. Üstünü üstlükte Jaime'in AWP'sinde Son rounda nasıl disconnect olduğundan bahsedeceğiz. Nelerin yapılması gerekiyordu? Bu iki konu bizim ana konularımızdan birer tanesi olacak bugünkü durumda. Onun dışında videonun bir sponsoru var. Skins Bank'i Skin's bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslerinden bir tanesi arkadaşlar. Lego can kodunu kullan kullanarak ilk tekasınızda 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında Lego Legocan kodunu kullanmak isterseniz %30 yerine 35'lik bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. de global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi. Açıklama ve sahiplenmiş yorumlarda linki mevcut. Freebies kısmında da günlük haftalık verlik olarak da ücretsiz çekilişlere katılabilirsiniz. Şimdi daha önce Tore'nin mesela en popüler e, at atışmalarından bir tanesi arkadaşlar. Simple'lu olmuştu ve bu yaptığı atışmada birazcık Türkçe çevirmek gerekirse CSGO tarihindeki en overrated oyuncunun Fallen olduğundan bahsetmişti. Ki bu benim katılmadığım bir şey. 2015-2016 Brezilya metasının olduğu dönemlerde Fallen ciddi anlamda bu sektöre çok büyük bir imza bıraktı Coldzera ile birlikte o dönemlerde ve öyle olunca hani belki Takodur, Ferdir o dönemlerde de kadar eskisi kadar konuşulmuyor olabilir. Fakat hala da da Fallon'un da çok büyük markaları var Brezilya dışına dahilinde ve böyle bir yorum yapması bana çok komik gelmişti. En son PGL Major'ında yapılmıştı. Sanırsam Antwerp döneminde yapmıştı böyle bir yorumu. Ve burada da şey demişti. Zidane gibi bir insan olarak e lanse ediyorlar Fall'u'nu çok saçma buluyorum falan demişti. direkt Simple'ın burada cevabı da Most Overrated Player'in CS, e, CS tarihindeki en overrated olan oyuncu mu? Fuck off diye direkt söylemişti. Hatta devamın altında burada e, Tori'nin yazdığı şey daha da sinir bozucu bir şeydi Simple için. So, en sonunda da Simple'ın direkt dediği şey şu. Kariyerimi bitirdikten sonra senin nasıl bir bok çuvalı olduğundan e, bahsedeceğim. Gerçek bir iş bul moron diyor ve burada da devamında zaten Torin'de bir şey diyemediğini görüyoruz, görmüş olduğunuz oldunuzdur. Yani Torin'in kısacası ilk odayosu değil. E, klik almayı seven, e, ortada kalmayı seven, e-spor sektöründe sürekli olarak kendi ismini göstermeye çabalayan bir insan diyebiliriz. Daha önceden sunucuydu. Daha önceden casting olsun, analyzing olsun bu tarz şeyleri yapıyordu. Sadece CS değil, LOL'de de insanların fikirleri önemliydi. Fakat insanlar yaşlanınca doğal olarak menopozlara girebiliyorlar. Ben Torin'de şu anda menopozda kendi kendine belli başlı sendromlar yaşadığını düşünüyorum. Herkese salç oluyor. Bir gün Simple, yok bir gün Fallen, yok bir gün Zaybu, yok bir gün Cold Zera, yok bir gün Macer, yok bir gün wiki diye. Herkese sallıyor. Kim ona hiti verirse o mutlu devam ediyor onun üstüne. O yüzden çok uğraşılacak bir insan değil. Fakat gene tweet'i gösterelim. Burada e, Macer'in bir tane interview'u vardı. Görmediyseniz e, Spunce ile birlikte bir interview yaptılar. Full İngilizce olarak. İzlemediyseniz bakabilirsiniz. İngilizce bilmiyorsanız da eminim birileri çevirmiştir. En en kötü baktık kimse çevirmedi. Ben bir ara yayında izlerim. Sizlere birebir çevirisini de yapmış oluruz. Burada diyor ki. Hani hem sizler için de Türkçe'ye döndürelim. Yani Majer oyun içinde yüksek düzeyde akıcı Türkçe konuşmuyor. Ama siz... Onu bunca yıldır e, dahi çok yüksek oyun içi zekasına dahi e, bir acil olarak mı takdir ediyorsunuz? Düşüncelerinizi hızlı ve kesin bir şekilde iletemeseniz bile bunun ne faydası olur demiş. Şimdi bilmiş olduğunuz üzere ben bunu insanlar bilmiyormuş bu arada ama Macar yeri Fransız arkadaşlar. Fransız takımlarında LDLC gibi takımlarında oynamasının yanı sıra ciddi anlamda hani e, Fransa'da uzun vakitler almış. Hatta Apex'le Vitality'deki Apex'ten bahsediyorum. Böyle yıllardan beri CS 1.5'ten mi 1.6'dan beri mi ne arkadaşlar ne kadar geçmiş olduğunu görebilirsiniz. E, Türk takımların aslında CS:GO ile birlikte geçine söyleyebilirim Macer'e doğru hatırlıyorsam. Ve bu da birazcık komik bir tweet oldu. O yüzden direkt Majer burada bir yanıt vermiş, uzun bir yanıt vermiş fakat tamamen e, doğru bir yanıt verdiğini düşünüyorum. Burada gene sizler için birazcık büyüteceğim ve çevireceğim. Çeviri tamamen yanlışsa da aralarını düzeltirim. Yıllardır o zamanlarda CS'de Space Soldiers'ta Türklere ve genel olarak bize karşı hep aşağılayıcı sözler söylediniz. Size hiçbir zaman açık bir cevap vermek istemedim. Açık bir cevaptan kastı public ortamında böyle Twitter ortamında. Ama bugün deneyeceğim. Bana akıllı ve zeki bir adam gibi görünüyorsun. Bugün merak ettiğim tek şey biraz CS bilgisiyle bizi oynarken izlerken Burada tesadüfen olmadığımızı çok çabuk anlamalısınız. Belki bizden ya da benden hoşlanmıyorsunuz ama bu adım aşağı düşünceniz zaman zaman hala güzel tweetlerini bekliyorum. Yani adım aşağı düş, düşeceğimiz kısmını çok iyi anlamadıysanız elendiğimiz takdirde diye daha basitçe çevirebiliriz bu kısmı elendiğimiz takdirde direkt güzel tweetlerini bekliyorum. Saygılarımla efendim mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlamayı iyi geliyor. Siz de deneyin." demiş. Yani burada Majer toksik bir cevaptan öte 2018'den beri aslında bu tarz Torin'den iğneleyici yorumların geldiğinden bahsetmek istemiş ve tamamen doğru diyorum. Peki bu tweet nereden çıktı? Bu bahsettiğimiz Majer'in aslında e, yaptığı interview'da zamanında ara sıra Türkçem tamamen e, muazzam olmadığı için birkaç roundu Scrimlerde de olsun, official'larda da olsun yani. Hem takım antrenmanlarında hem de normal sahnede olsun. Birkaç round'a dediklerim takım arkadaşlarım tarafından ara sıra yanlış anlaşılmış olabiliyor dedi. Ama tabii ki de Majer'in zaten konuşabildiği bir Türkçesi var ne olursa olsun. Ee, gelen herhangi bir normal yabancı dil öğrenen insandan daha iyi konuşuyor doğal olarak. Ve zaten takım çevresi full İngilizce konuştu e, Türkçe konuştuğu için de bir problemi yok. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben 5 Türk olan takımlarla da çalıştım. Import yani yabancılara sahip olan Karma Türk takımlarında da çalıştım. Şu anda aktif çalıştığım takım da o şekilde. Ve şöyle söyleyeyim. Zaten oyun içindeki çok call out dediğimiz e, map pozisyonları, taktiklerin ya da e, herhangi bir damage belirtisi vermeksizin zamanıydı büyük infoların büyük bir çoğunluğu diyebiliriz. Zaten İngilizce bazlı kalıyor. Ve İngilizce bazlı kaldığı için de kim ne kadar az olursa İngilizce bilmesin. Siz bile İngilizce bilmiyorsanız CS'ye girdiğiniz zaman 3 aşağı beş yukarı gelen call out dediğimiz info'ları rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Aynı şey Eternal Fire için geçerli. Zaten Eternal Fire ek olarak da oyun içi komunikasyonlarını gösterirler ve ben izledim. Dürüst olmam gerekirse ben büyük bir problem görmediğimi de söyleyebilirim. Bence oyun içi info'larımız çok net. Eski 1-2 yıl öncekine hatırladığım kadarıyla baktığımız zaman çok daha güzel gidiyor oyun için info alışırmış veriz, verişimiz o bilgi e, loop dediğimiz nokta ve şahsen çok saçma bir yorum olduğuna savunuyorum. Hani bunu majer yerine herhangi birisine yapsaydı gene bu tarz bir videoyu çekip ve gene aynı eleştiride bulunurdum. Burada hani majerin olup olmamasıyla tamamen alakasız olduğunu düşünebilirsiniz. Ben sahnenin içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Aktif çalıştığım takımda iki Türk koç, iki Türk oyuncu bir tane kuvvetli bir tane Faslı ve bir tane Danimarkalı çalışıyoruz arkadaşlar. Biz language barrier dediğimiz bir şey yakalanmıyorsak, yani dil bariyeri dediğimiz noktaya yakalanmıyorsak 5 Türk bir takımın dil bariyeri denilen bir şey yakalanma ihtimalin olmadığını görebilirsiniz. Zaten oyunda League of Legends olsun, CS olsun, Rainbow Six olsun, Dota olsun zaten ana bilindik şeyler global olarak İngilizce çıktığı için ortaya herkes İngilizcesini kullanmaya daha istekli oluyor. Çünkü bazı şeylerin Türkçesi yok. Ve durum da böyle olunca ara sıra yanlış bir anlaşılma olabiliyor. Bu sadece Majer için değil ya da bu sadece Eternal Fire için değil. Bu tarz ICL yaşınabilen yaşanabilen miscommunication dediğimiz ya da yanlış anlaşılma dediğimiz nokta her takımın benim de çalıştığım her takımın başına gelmiş noktalardan birer tanesi arkadaşlar. Ve bu miscommunicationların düzelmesinin en büyük yanı birlikte daha fazla oynayarak artık e, kelimelerden daha çok birbirinizin akıllarını okuyarak olabiliyor ve Eternal Fire'da zaten şu anda çok kaliteli bir oyun sergiliyor ve birebir Majer'in dediği bir şeyi de kabul edeceğim şansa bala balagöte olmadığından da kolaylıkla bahsedebilirim. Bunun dışında burada e, Türkçe bir tweet seçtim çünkü daha kolay anlaşılabileceğini düşündüm Türkçe tweet'i birazcık da kameramı sağa yukarı alayım böylece siz daha rahat görebilirsiniz hatırlarsanız 11-11 durumunda Virtus.pro'nun tam tamına şu pozisyona kaldı arkadaşlar ee, bir tane durum vardı. Yaklaşık olarak son 20-25 saniyesi kalmıştı ve 3 vs 3 bir durumdu. Hatta Fuxi e, yani G2'nun IG'li eğer bir kişi alamazsak save atalım dediği bir kolu da varmış. Ee, böyle bir komut vermiş takımına ve durumda böyle olduğu için aslında çok büyük bir şekilde Virtus Pro'nun lehine gidebilecek bir roundu. Virtus Pro bu roundu 12 yapabilirdi. Ve burada bahsetmek istediğim konu aslında Jame ve buradaki problem. Problem PGL tarafından açıklandı ne olduğunu. Siz maçı izlemediyseniz öncelikle pozisyondan bahsedeyim. İlk mapi Virtus almış. G2'nun mapinde geri dönmüşler. Bu roundu alması demek Virtus Pro'nun. 12. maç skorunu alması demek. Yani hem overtime'ı hem uzatmayı garantileyen önemli maç skorunu almaya bir round yaklaşıyor. Ve bu çok büyük önemli bir skor normalde. Cem'in elinde bir AWP var. Güzel bir üçgen bir savunma yapmışlar. Inferno'nun e, B side'ında. Ve durum da böyle olunca Hooks'in direkt yani g 2 dediğim gibi kolu kill alamazsak sevleyelim olmuş. Bir anda Jamie'nin bilgisayarı çöküyor. Bilgisayarın çek çökmesinin sebebi Nvidia driver'ı. CS2 değil arkadaşlar. Nvidia driver'ı. Ve bu başka prolardan da duyduğumuz üzere ilk kez değil birçok kez olan bir durummuş. Ve <laughs> e, GM bir anda sağa doğru disconnect oluyor oyundan ve bu sayede G2 ilk skoru çıkartıyor ve execute'un devamı geliyor ve 11-12 yapıp hatta doğru hatırlıyorsam 13-11 yapıp e, maçı bitiriyorlar ve 3. uzatma maçına geçiyorlar. Fakat burada James konusunda çok büyük bir saygım var arkadaşlar. James maçının içerisine yaptığı interview'da, maç sonrasında yaptığı interview'da yani röportajda bu konu hakkında hiçbir kere bile konuşmadı. Ve dediği en büyük noktalardan bir tanesi de şuydu. Oyun hatası olsun olmasın <laughs> Üçüncü mapte takım olarak çok kötü oynadık. Ee, Anubis mapinde çok kötü oynadık. Kazanmayı hak eden bir takım olsaydık zaten orada kazanmamız gerekiyordu tarzında bir açıklama yaptı. Muazzam bir liderlik. Hani Cem 2019'dan beri Virtus Pro'nun içinde yer alıyor bilmiş olduğunuz üzere. Daha önceden de Avangard'a yer almıştı. 2019'da zaten oradan transfer oldular bir nevi. Final oynadıktan sonra. Ve her ne kadar biz... E, map bitti hala da seviliyor tarzında şakalarımız olsa da Jame'e hiçbir oyuncunun ben e-sporla birebir olan birisi olarak ben dahiline bu kadar sakin kalabileceğimi düşünmüyorum. Böyle bir durum olsa benim yapacağım ilk tweet PGL what the fuck is happening ee, ya da round neden tekrarlanmadı tarzında şeyler düşünüyorum. Hatta biz canlı izlerken burada dediğimiz noktalardan bir tanesi de şuydu. Round ne, neden tekrarlanmıyor? Neden tekrarlanmıyor? Sonrasında e, rulebook dediğimiz kural kitapçıkları var. Onlardan baktığımız zaman dikkatimi çeken en büyük noktalardan bir tanesi şu. Eğer karşılıklı killerin alındığı ya da damage'ların olduğu bir round varsa round'un yenilenişi e, olmuyormuş arkadaşlar. Ve durum da böyle bir kritik anda olduğu için round'un yenilişi olmuyormuş. Zaten ufak bir teknik ara verildi. Yüksek ihtimalle o kural oyuncular aktarıldı ve devam ettiler. Fakat buna rağmen 3. maça sakin bir şekilde çıkıp PG'nin kendi orijinal röportajına bile hiçbir şey dememiz çok büyük saygı duyduğum noktalardan bir tanesi. Konuştuğu tek röportaj şuradaki Virtus Pro röportajıydı arkadaşlar. Ee, bir tek şurada konuştu. Zaten burada da çok ayrıntılı ya da çok bahsetmek istedikleri bir şeylerden konuşmadı. Yani iğneleyici konuşmadı. Kendi hatalarının olduğunu kabul ettiler burada. E, heh, tam tamına burada konuştu. Ee, kısacası işte turnuva bizim için bitti. Bir sonrakini kazanmaya çalışacağız. Ee, bug'la neler olduğunu bir sürü kişi sorabiliyor diyor. Çünkü baya bir insan tilt dedi. Şu anda kaybettikten sonra hiçbir duygu hissetmiyorum. Ama kafamla anlayabiliyorum. Ee, o kadar yüksek bir seviyede oynadığımız için bunu önemsemedim. Zaten Anubis'te çok kötü oynadık diyor. Bizim zaten çıkmamız gerekiyordu playoff'lara fakat e, şu anda kendimi daha boş hissediyorum tarzında konuşuyor kısacası. İşin sonucunda şansımız vardı. Üçüncü map'te oynayabilirdik fakat oynayamadık. Yapabilirdik evet ama bu da hayatın bir parçası diyor ve önümüzdeki turnuvalara daha odaklı olmamız gerekiyor. Desteğiniz için teşekkürler diyor. Bootcamp'e geri döneceğiz ve daha fazla çalışmaya devam edeceğiz diyor kısacası. Bahsettiği tüm noktalar bunlar. Sesi vermedim. Niye vermedim bilmiyorum. Onu da ben sesi vermemiş oldum. Kısacası en azından Jamie'nin Inferno bug'ı artı Majer'in Torin muhabbetini konuşmuş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.